fotoğraf bizden mi acaba? Abasa'dan. Evet. Bizimki de tamam, keşke. Benzer bir şey bize yaptık, keşke güzel olsun. Hepiniz hoş geldiniz bu akşam. Dört şey yapmak istiyoruz aslında. Bir tanesi, o ekonomisinin hikayesini anlatmak istiyoruz bizim ağzımızda. Nasıl başladı, nasıl gitti? Küçük bir gruptayız, ne kadar interaktif görürsek o kadar iyi. Sorunla beraber işin detayına girelim istiyoruz. Yol ayrımları ve geleceğe dair bir umut. Bunu çok fazla dinlendirmiyoruz aslında. Biraz işin öte tarafında konuşmak istedik. Yani nedir bugüne kadar gördüklerimizden çıkan ve bunun geleceğe dair yansıması? Onunla birlikte konuşmak istedik. İlk kısım seçimlerini biraz detayına gireceğiz. Aktif bir organizasyon öğretisi. Dolayısıyla dinleyenler olmuştur ama iki kadar altını çiziyoruz. Kendi kendine bir yerlerde yürümüyor. Hepimizin bir şeyler yapması, katması gerekiyor. Çok spesifik olarak birkaç tane burada hepimizin desteğine ihtiyacı var organizasyonun. Biraz da onların detayına gireceğiz. Ben sunumu elimden geldiği kadar kısa tutmaya çalışacağım. Tahmin ediyorum 14-15 dakika bitecek. Ondan sonra gelen kanalın kalan kısmını soru ve cevap üzerinden daha interaktif yürütürüz. Şimdi oy ofisinin hikayesine biraz gelelim. Nedir? 8 kişi, 8 tane kurucusu var oy ofisinin. Şöyle bir hedef yola çıktı. Demokrasi bilincini arttırmak ve sivil toplum bilinçlendirmek. Bunu yaparken aralık 2013'te birkaç şeye çok özen gösterdik. Bunun birincisi, yapacağımız şey ne olursa olsun, sonucunun ölçülebilir olması gerekiyor. Böyle çok fazla sistem üzerinden bir devrim ve bir şey deneyebilir. O kadar bir şey bulalım ki dedik, o kısa vadede bir başarı hikayesine dönüşebilsin. Birinci önceliğimiz buydu, ölçülebilir olması. İkincisi gerçekten tarafsız bir konu olmalıydı. Yani ideolojilerden bağımsız kişilerin siyasi görüşlerini kendine bırakabilecekleri. Ortak akıl üzerinden ve değerler üzerinden ortak hayat üzerinde organize olabilecekleri bir şey olmalıydı. Seçim güvenliği doğru bir reçete etmesi için. Çünkü siyasi görüşü ne olursa olsun, yani seçimin sonucundan ne beklerse beklesin, seçim sürecinin doğru yürümesi herkes için ortak fayda olabilirdi. Son olarak da uzun vadede daha sürdürülebilir bir organizasyon olsun. İnsanlar birbirini bulsun, birbirlerinin telefon defterlerine girsin, birlikte hedefler ekseninde çalışabilsin ve o kası geliştirebilsin. Sonra seçim günün ötesinde veya başka bir eylem etrafında da hareket edebilirsiniz. Bu üç öncelik bizi oy bölgesini kurmaya gitti. Aralık 2013'te o zamanlar bir arkadaş grubu veya platform, bir sosyal topluluk olarak kuruldu. Ve birkaç tane temel önceliği var. Bir, bu bahsettiğim sebeplerden kendimize sandık güvenliğini seçtik. Sandık ve seçim güvenliği. Ve hedefimizi seçim günüyle kısıtlıyor. Yani oy bölgesi aslında seçimin güvenliği için çalışmıyor. Çünkü seçimin içinde sandık. Sandık mesela yani seçim günü öncesinde de bir sürü nokta var. Onları şimdilik okumuyoruz. Ama seçim gününün şeffaf ve katılımcı bir ortamda gerçekleşmesi. Seçim gününden bir gün sonra herkesin kafasını yastığa biraz daha rahat bırakmasını sağlıyor. Demokratik bir aile etrafında organize oluyor. Herhangi bir siyasi partiye taraf veya karşı değil. Yani şundan çalıyor biz organize olduk. Bunlar için bir araya geldik. Hakikaten sürecin doğru geçmesi. Bir sonraki seçimde başka birinin kazanma şansı olması için organize oluyor. Tarafsız ve bağımsız. Birinci günden itibaren en çok altını çizdiğimiz vurgu. Bunu da hem özünde, hem sözde hem özde finansal tarafında da çok mutlu ediyoruz. O yüzden kurumlardan bağışlanırken, bireylerden bağışlanırken hem boyutuna hem de dağılımına çok mutlu ediyoruz. Derneği denetletiyoruz. Bağımsız denetim ve kurulu sitemizde paylaşıyoruz mesela. Tarafsızlık en önemli. Artı bütün siyasi partiler eşit mesafede. Hepsiyle konuşuyor. Hepsiyle derdini anlatıyor. Ve hepsiyle tanışıyor. Tam olarak ne yapıyor? Yani süreç içinde bizim yarattığımız değer nereden? Yani iki bacağı var. Bir tanesi görünür sandık müşahitliği organizasyonu. Yani sandık başındaki fiziksel varlığımız. Bu işin görünen kısmı için, gözlerimizin önünde gerçekleşen kısmı için nedir? Oy kullanma ve sayı süreci. Bunların yasaya ve yönetmeliklere uygun gerçekleşmesi lazım. Birçok yazılının çizelinin aksine son 4 seçimde, yani 2 sene 4 tane büyük seçim için gördüğümüz şu, Türkiye'deki seçim sistemi altyapı olarak, yani yasal altyapı ve bilişim altyapısı olarak aslında iyi bir sistem. Yani seçim günü Türkiye'yi iyi yönetebiliyor. Gel gelin çok önemli bir varsayım üzerinde bulunduğu sistem. O da siyasi partiler sandık başında Türkiye'nin 175 bin noktasında aynı denge ve denetleme mekanizmasını oluşturur diyor. Yani ben adaysam eğer diyor, o siyasi parti oraya bir tane müşahitini veya kongresini gönderir. Onlar da birbirlerini kontrol eder. Kontrol ettikleri için herkesin birbirine denge sağlar. Sandık başında bir şeyler yanlış gitmez diyor. Pratikte bu iş böyle işlemiyor. Bu organizasyonu çok iyi yapan, hem sayısal anlamda hem de kalite anlamında siyasi partiler var. Bu organizasyonu o kadar iyi yapamayan siyasi partiler var. Siyasi partilerden bir tanesi bu işi iyi yaptığı zaman masa onun tarafına doğru, onun avantajına doğru
birazcık eğik oluyor. Bizim misyonumuz farklı coğrafyalarda farklı şekillerde eğik olan bir masayı herkes için aynı seviyeye ve aynı yatay hale getirebilir. O da birincisi görünen kısmı değişir. Gün içinde kim kime refakat edecek, hangi oy geçerli, hangi oy geçersiz sayılacak. İnsanlar kimlikle oy kullanacaklar yoksa kimlik kontrolü yapılmayacaklar gibi ufak tefek ama toplandığı zaman alt toplamda çok büyük farklar yaratan şeylerdi. Oy bölgesi görüldüğü müşahitlerin görüntüleriniz için içine dahil oluyor. İkincisi de işin görünmeyen kısmı. Oyların birleştirilmesinde yani 175 bin sandığın sonucunun seçtiği set toparlanıp ondan sonra saat 9'da akşam bizim önümüzde evet bu seçim sonucu budur denmesinde bir de burada bir misyonumuz var. Eş zamanlı sayımı, eş zamanlı birleştirmeyi biz de yapıyoruz. Set sistem denetlenmediği için biraz etrafından dolaşık sistemi, teorik sistemiyle, oy bölgesinin kendi sistemiyle o 10 binlerce sandıktan son seçimde 180 bin tane dokümanı teyit ettik. Hem sandık başındaki karşılaştırmaları hem de alt toplamdaki karşılaştırmayı biz de yapıyoruz. Yani bu değer seçiminin olayı aslında takip edildiği takdirde seçim gününde hiçbir boşluğun olmaması, hiçbir şekilde insanların kafasında sayılma, oy kullanma ve sayım esnalarında bir soru işareti kalmaması. Dışarılardan yazılan bir yazılım ve bir noktaya bastığınız zaman bir anda dünyanın değişmesi vesaire bunların hepsini bütün o insanlarda güvensizlik yaratan iddiaları, temeli olmayan şeyleri ortadan kaldırabilmek aslında bu. Çünkü bir kere sistemlere güven kaybolduğu noktada onun geri dönüşü çok zor oluyor. Biz doğru işleyen bir sistemi aynı zamanda güvenini sağlamak amaçlıyoruz. Aralık 2013'te organizasyonu ilk kurduğumuz zaman 8 kişiydik. Mart geldiğinde yerel seçimlerde ilk defa İstanbul'da görev aldığımız 33 bin kişi oldu. 4 ay gibi kısa bir sürede. Bu değerler etrafında 33 bin kişi. İstanbul'da neredeyse bütün sandıkları oluyor. Nisan'da dernek oldu. Arkadaş grubu bir anda defterlerle, beyannamelerle ve imzalarla uğraşır hale geldi. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı seçimleri geldi. Türkiye'nin 6 ile yoğunluğu en büyük olan 5 ili daha ilgili bir listemize Adana'da, Antalya'da, İzmir'de, Ankara'da ve Bursa'da organizasyonumuz kurdu. Bayağı düştü görüntülerimiz. Yani 33 bin kişi Cumhurbaşkanlığı seçimleri neredeyse yarı yarıya düştü 6 ile çıkmamıza rağmen. Çünkü neydi? Cumhurbaşkanlığı bölgesinde insanların gelmesi ve buradaki farka inanması seçimin kritikliğiyle ve seçimin inancı çok doğru orantılı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri insanlar gerçek bir seçim olarak görmedi veya orada yaratılabilecek farkı inanmadı. Bu tablo 7 Haziran'da çok değişti. 7 Haziran bizim politikadaki yeni popüler tabiriyle ustalık bölümümüzde 46 ile 173 ilçeye yayıldı oy bölgesi organizasyonu. Bir anda 6 ilden 46'ya çıktık ve bir anda sayımız 55 bine dayandı. Bugün itibariyle de yani yeni seçim için kayıt olanlarla beraber de oy bölgesinin mutfağından 110 bin kişi geçti. Daha organizasyonun ikinci senesini tamamladı. Şimdi 1 Kasım genel seçimleri için hazırlanıyoruz. Birazdan bunun detayına gireceğiz, nasıl hazırlık yapıyoruz. Ama kısaca organizasyonun akışı ve göre gelişimiz hikayesi. Şimdi, yol ayrımları ve geleceğe dair bir umut dedik buna. Çünkü bir tane feedback geldi, bekten geldi. Hala kafamın bir kenarında duruyor. Hep neler yaptığınızı anlatıyorsunuz Sercan'da. Biraz bunlardan çıkarımlarınız ve neler yapacağınızı anlatın diye. Çok bir açıklam yok şu an. Yani geriye böyle konuştuğum kadar net bir yere konuşamıyorum. Ama artık Türkiye'nin yanından, dört yanında onlarca insandan duyduğumuz bazı şeyler var. Organizasyonu neden katıldıklarına, nelere dair ve nelere dair umutsuz olduklarına dair. Bir ortak hikaye çıkıyor ortaya. O hikaye de şu, yaşananlara göre pozisyon almak veya pozisyon alarak yaşananları şekillendirmekle ilgili hepimizin, ülkenin bütün vatandaşlarının artık çok net bir olayla geldiği günlerden geçiyoruz. Nedir bu taraf? Ülkemizde son yıllarda olduğu gibi önümüzdeki yıllarda bir sürü şeyler olacak, bir şeyler yaşanacak ve onlara doğru biz hayatta kalacak şekilde pozisyon alabiliriz. İşimizi, evimizi, yaşadığımız yeri, sosyal medyadaki sesimizin gürlüğünü, eleştirinin tonunu vesaire bütün bunları ayarlayabiliriz. Ve pozisyon alabiliriz orada hayatta kalmak adına. Ya da öyle bir noktada bulursun kendimizi veya öyle bir noktaya getiririz ki kendimizi, biz yaşananları şekillendirecek şekilde hareket edelim. Farklı listeler alırız, farklı boyutlarda yeriz düşünansını izleriz ve çözümün bir parçası oluruz. Bu ayrıca. Ben de bundan 2 sene önce, hatta Mayıs 2013 geziden önce birçoğumuz için ben de daha bu kadar net değildi. Evet aklımızdan geçiyordu ama bu kadar keskin bir sağ sol arasındaki karar olacak değildi. Bu gitgide netleşiyor.
benzer şekilde Türkiye'nin dört yerini düşünen insanlar bu yapının altında, bu ideallerle bir araya geliyor. İleriye dönük bize umut veren, yani iki yıl oldu o bölgesinde, 110 bin gönüllüsü olan ve iki tane tam zamanlı çalışan olan bir organizasyondan bahsediyoruz. İki tane gencecik kırıklığı insan çalışma örgütüsünde 110 bin kişiyi iki yıldır organize ediyoruz. Nereden geliyor bu emek ve bu enerji ve bu motivasyon? Şuradan geliyor. Bunların bizi yarı yolda bıraktığı her noktada siyasi partilerin, devletin, güvenlik kurumunun aklınıza gelen her yapının bizi yarı yolda bıraktığı ve mutsuzluğa düşürdüğü her noktada tanıştığımız bireyler, çok farklı siyasi görüşlerden ve geçmişlerden tanıştığımız bireyler bize umut vermeye devam ediyor. Çünkü o insanların hayata bağlılığını gördükçe ve neleri yapmaya hazır olduklarını gördükçe, bir çıkış yolu aradıklarını gördükçe o heyecan bizim organizasyonu devam ettirmemize yetiyor. Dolayısıyla bir sonraki adımın ne olacağını bilmiyorum organizasyonun. Şu anki kimliğiyle yaptığı işi yapmasına çok ihtiyaç var ve bundan kaç seçim sonra bu ihtiyaç ortadan kaybolacak bilemiyoruz. İnşallah bir noktada kaybolacak. İnşallah bir noktada bize hiç ihtiyaç olmaz. Ama buradan geçen on binlerce kişi oy ötesinde gördükleriyle, tanıdıkları insanlarla, edindikleri sosyal ağlarla bu bireylere inanç üzerinden bambaşka yerlerde, bambaşka şeyler, çok daha etkili şeylerlerde yapacaklar. Buna kesinlikle inancımız tam. Şimdi nerelerde görev alacağız? Yeşil olarak gördüğünüz illerin tamamı bizim 1 Kasım seçimleri için önceliklendirdiğimiz iller. Bu önceliklendirdiğimiz aslında ilçeler üzerinden çalıştı. Türkiye'de 970 tane ilçe var. 81 il, 970 tane ilçe var. Nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu 100 ilçeyi aldık. Bu 100 ilçenin üzerine kritik dediğimiz, yani sandık başında bulunmanın milletvekili dağılımına doğrudan etki edeceği, 1 ve 2'li siyasi parti arasındaki oy farkının %3'ün altında olduğu ve son milletvekili dağılımının siyasi partilerin kendi oylarındaki çok az artışlarla değişebileceği yerlere eklemiş. Amasya'nın yenildiği Haziran seçimleri listemizde yoktu. Geri geldi. Bunun gibi birkaç kritik ilçe daha var. Toplamda böyle bir tablo oluştu bize. Yaklaşık 44 ilde 170'e yakın ilçede organizasyon var olacak. Eğer buralardaki organizasyon başarılı olursa da, yani hedeflediğimiz gönül sayıdan oluşursak da, toplam kullanılan oyların ilk 3'te 2'sine dokunuyor olacağız. Hemen hemen Türkiye'nin tamamında tutanak teyini yapıyor olacağız. Yani ikiye ayırmıştık ya bir görünebilen kısmı değişti. 3'te 2'sini görünen kısmını halledeceğiz. Tutanak teyit tarafında da neredeyse ülkenin tamamı teyit sistemini oluşuyor, ulaşabiliriz. Gönüllü sayılarımızla ilgili bir şeyler oluşuyor şu an ortalıklarda. Çok özge öz verici birileri işte aman bu ev ölçüde kayıplar çok düştü, koşun diye bir mesaj attı. Biz hep böyle işin olumlu tarafını vurgulamaya çalışan bir organizasyon olduğumuz için acaba nasıl kaldıracağız bunu falan diye baktık. Sonra baktık gönüllü sayılarında şöyle bir kıpırdanma var. Çok da dokunmamak lazım. Dedik ki yolunu açtık. Kötü durumda değiliz. Aslında geçen seçime göre bayağı iyi durumdayız. Yani 7 Haziran'da 3 hafta önce sistemde 14 bin kişi varmış. 7 Haziran organizasyonu 55 bin kişiye gitti. 1 Kasım'da 3 hafta önce sistemde 30 bin yakın kişi vardı. Matematiksel doğru oranda kullanmak istemiyorum. Orada da gitmeyecek çünkü bu sayılar. Ama çok kötü durumda değiliz. Olağanüstü şeyler yaşanmadıkça. Yani şu an konuştuğum tablo hala işte doğuda ve güneydoğuda yaşananlardan bağımsız, genel siyasi konjonktürleri ve makro bazı dengelerde yaşananlardan bağımsız 7 Haziran'a gittiğimiz bir statiko ile beraber gideceğimiz denge. Diğer konuları biraz daha makro konuları konuşuruz yeri geldikçe. Aktif ve pasif görünürlük diyoruz. Gerçekten öyle. Yani oy ötesinin de iki tane yol var sonra için organizasyonu. Bir tanesi pasif bir görünürlük olabilirsiniz. Organizasyon burada bir şeyler yapar. Size çok net görev alanları yaratır. O görev alanlarına dahil olursunuz. Bir de aktif görünürlük olursunuz. Eksik gördüğünüz noktaları bizimle beraber tamamlarsınız. Daha fazla insan katarsınız. Eşinizi, dostunuzu, çalışma arkadaşlarınızı, hocalarınızı, avukat arkadaşlarınızı özellikle sisteme dahil edersiniz. Ve bu işi birlikte büyütürüz. Gerçekten şöyle çevrenize dönüp baktığınız zaman bir oy ve bir potansiyel denizi olduğunu göreceksiniz. İki tip insanla karşılaştık bugüne kadar son iki yılda. Birinci tip insan böyle mangalda kül bırakmayan siyasi konulara geldiği zaman ama hadi sen de şu işte Bağcılar'da bir tane okul al dediği zaman ya işte ama biraz riskli falan filan deyip hop yengeç yapar insanlar. Bir de o kadar konuşmayan ama bir kere inandıkları zaman iş öyle bir sahipten ilçeleri alan, illeri alan ve yürüyen insanlar var. Bunu test etmek bile, yani sadece o filtreden geçirmek bile bazı konularda çevremizdeki insanları bizim için çok iyi bir örnek. Ama
organizasyon için çok iyi bir kazanım deniyor ve aktif bir şekilde insanları aktarıyor olması lazım. Bir de oy ötesi artık bir dernek bağış alıyor. Her seçim için bir tane bütçemiz var. Bunu da netleşmekte fayda var. 7 Haziran seçimleri için o zamanki dolardan 1000 dolar bir bütçemiz vardı. Şimdi 60 bin dolara falan düşüyor. 180 bin liraydı 7 Haziran bütçemiz. 55 bin kişiyi organize etmek için kişi başına 2,5 liraya falan geliyor. Bu seçimde de benzer bir hedefimiz var. Bütçe biraz daha yüksek çünkü belli güvenlik sebeplerinden dolayı çay bahçelerinde ve kahvehanelerde ve eczanelerde yaptığımız toplantıları bazı bölgelerde biraz daha güvenli yerlere parasını vererek yapmamız gerekebiliyor. Bazı bölgeleri daha sık yapmamız gerekebiliyor. Ama yine yeni dolardan 100 bin dolar gibi bütçesi var organizasyonun ve tek bir fundraising döngüsünde bunu hallettik. Yaklaşık 2 hafta sürdü. Birkaç yüz kişi bu işe, yani bir crowdsourcing mekanizması çalıştı. Ama böyle 10 binlerce kişiden 5'er lira değil, daha az sayıda, biraz friends and family ile tanıdığımız insanlar üzerinden birkaç yüz kişi buraya bağışlandığımızda sahiplenenler oldu. Çevresinden toplayıp gelenler. Ama o tarafında hızlıca halledebiliriz. Yani hala bağış almaya devam ediyor ama biz şunu görüyoruz. İnanç olduktan sonra ve doğru bir ekip olduktan sonra finansman bir yol engelleyici veya bir büyük bir duvar olmadı bu ülkeler önümüzde. Bundan sonra yapacağımız şeyler şimdi olacağına inanmıyorum. Burada tamamlıyorum. Dediğim gibi küçük bir grup, interaktif üyeyi. Ben çok temel ana hatlarıyla bir resim çizmek istedim. Ekipte başka arkadaşlarım da var burada. Seher var, sağ olsun başından bezice destek oluyor. Ömer var, teknistik kahramanlarımızda. Yedi var, Beşikler. Herkes buralarda. Dolayısıyla ben varsa sorularınızı alayım. Şimdi burada duruyorum. Sağ olun. Kullanmadan öyle çok bir arama yapma yetkileri yok. Dediğim gibi bu işlerin asıl etkisi
fiilen yapılan şeylerden ziyade bu yaydıkları ve birer olarak insanlara da yarattıkları etkiden geçiyor. Yaşayıp göreceğiz gibi. Yani sayılar şu anda bir sıkıntı olmayacağını ve katılımın yüksek olacağını gösteriyor. Ama bu sistematik baskının seçim gününde neye varacağını göreceğiz. Yani ben geçen hafta Diyarbakır'dayım. Diyarbakır'ı bilenler Sur'u bilir. Haberlerden ne kadar okursanız okuyun. O Sur'un ana caddesinden bir sokak yere gittiğinizde artık bambaşka bir dünya var. Bu seçim nasıl yansıyacak? İnsanlar sokaklarından, işlerinden çıkıp sandalyeleyecekler mi? Bazılarında o ışığı ve hırsı görüyorsun. Ama bir taraftan bazılarında yılmışlığı ve enerjisizliği de görüyorsun. Biraz şey göreceksin. Şimdi söyleyeyim. Gönüllülerimiz açısından baktığımız zaman neredeyse bütün ekipler aynen devam ediyor. Yani 7 Haziran'da, Diyarbakır'da, Urfa'da, Batman'da, Adıyaman'da yüzlerce gönüllümüz vardı. Biz de çok şaşırdık. Batman'da 500 tane gönüllümüz vardı arkadaşlar. Ve bu seçimle devam edecek gibi görüyorum. Bir şey söyleyeyim. Ben şöyle, 4 senedir bu oy öncesinin içindeyim. İlk Beşiktaş. Sen kurmadan da içindeyim. Ya pardon, 4 seçildim. Neticede şöyle bir şey var. Her sene fiz üstüne koyarak gidiyorum. Yani ben de okul sorumlusu olarak gidiyorum. Ve bu sene de mesela Beşiktaş'ı bırakıyorum. Kağıthaneye geçtim. 50 sınıfta bir okulu seçtim. Ve okulu doldurdum. Şu anda doldurdum. Her aradığınız kişi önce siz, yani merhaba ismini söylüyorum ve oy öncesinden aradım dediğim zaman oy öncesinden mi arıyorsunuz? Bu çok önemli bir şey. Oradaki o sinerji, yani sizin inanmışlıkları var. O ses tonundan o insanların çevresini daha da genişleteceğim. Hatta aradığım, ben 20 kişiydim. Bir 20 gün içinde, 21 gün içinde 59 kişiye çıktım. Benim arkadaşım onun arkadaşı derken böyle bir şeye çıktım. Ve herkesin oy öncesine senelerce, yani bu seneler üste koydukça inanmışlıkları artıyor. Ve okullarda da insanların görev alanı devlet tarafından yahut da işte herhangi bir kişinin de artık oy vermesi dediğin zaman içinde şöyle bir şey oluyor. Ya daha önce söyleseydiniz de burada biz size güvendik, hakikaten siz de bize yardımcı olduk ama hiçbir zaman oy vermesi demediniz. Hep gittikten sonra söyledim. Ve insanlar bunu duydukça her sene daha da mutlu oluyor. Demek ki biz güzel bir şeyler yapabilmişiz. Sizler güzel bir şeyler yapabilmişsiniz. Yani hepimiz. Hepimiz bir şeyler yapabilmişiz ve gün geçtikçe daha iyi yerlere girmeyi, devamlı bir katılımla ve herkes daha fazla ne yapabilmeyi. Bu çok önemli. Yerinde durmuyor. Ben yani kendi yerimizde durmakta da bir sakınca yok yani. Hayır, yerimizde durmak derken şöyle. Yani şöyle, acaba İstanbul dışına mı gidelim? Ya da başka bir yerde ne yapabiliriz? Artık çünkü bu bastırılamıyor. Yani güzel bir şey. Ülkemizin olduğu bir konumdan sevmek için insanlar her şeyi yapmakta fedakarlıktan kaçınmıyor. Yani bu çok güzel bir şey. İnşallah böyle gelip geçelim. Sağ olun. Based on your work, do you have any qualified evidence for what kind of frauds or flawed elections there have been? What kind of fraud elections? Yeah. What kind of irregularities? Bu kısmı İngilizce cevap vereyim. Sonra olursa Türkçe devam edelim. So, after the June 7th elections, we ran a survey. Over 10,000 people participated about the things that they've seen. One major observation, there's nothing systematic or major wrong with the election day. That said, at the ballot box level, of which there are 175,000, certain things are happening that, bottom line, can change the entire story. What are some of these things? About 25% of the participants said that there were issues about supporting the voters or like aiding the voters to the polling booth. The elderly, the physically disabled, the people who can't read. There are all these guys that are professional sort of supporters that take them by the arm, go with them to the polling booth, try to convince them on the way to vote one way or another. Okay? There are issues around people voting without showing the respective ID. There are issues around discussions which votes are valid and which are not. Right? There are about 300 votes per ballot box. Now, if you change or if you impact, influence three of them, that's 1%. Bottom line. Now these we have observed, right? And these are exactly the ones that we need to keep from happening to make sure that this is completely transparent.
It's very important to know that there's nothing systematic, but there's nothing structurally wrong with the day. We don't expect anything major to happen, but we do expect a lot of things, some of them due to lack of knowledge, some of them due to malintention, to happen, and our volunteers are going to be there to keep them from happening. We have, I don't know if you have a copy of the report that says the O'Shea Library. We do have a report, by the way, so it's unfortunately it's in Turkish, the executive summary is in English. We do have a copy, you can certainly have a copy of that report. You can download it from our website with all these statistics about, you know, what people have observed, what are some of the things that we did manage to keep from happening, and what are some of the things that we could have fixed. No electronic conspiracy. No, nothing electronic. We checked 185,000 protocols, some in social media. We call them tallies, right? 185,000 which belong to 124,000 ballot boxes. Out of 40 million votes cast, there are about 20,000 votes, 20,000 out of 40 million, that had shifted sort of incorrectly from amongst the five big political parties. That's acceptable standard deviation. Now, the impact of this organization, though, is not catching people as they're stealing, which unfortunately we have. On March 30th, for the first time, we caught a member of the Supreme Electoral Council cheating, and for the first time in Turkish Republic's history, she was punished with 4.5 years in prison without the role of objection, right? So she will serve sentence for the first time. I think this is going to serve as a major March 30th, 2014. The sentence was actually issued 2 days before the June 7th elections. We did make some PR out of it. Again, the role of this organization is preemption. Everybody needs to know loud and clear that we're watching, we will catch, but I hope that we will not catch any single person, be it on the aggregate electronic level or be it on the jury level, that is visible. Geçen sene oy gördüsü diye söylenmiyordu, değil mi? Sandığın başında. Bu sene de gene başka parti seçmeni olarak, evet. Müşahit olarak geliyor. Onun başka yöntemi yok mu? Öyle olmak zorunda mı? Şimdi, seçim kanunu diyor ki sadece siyasi partilerin veya bağımsız adayların müşahit olabilir. Dolayısıyla derneklere, agite bile sadece mesela onlara akreditasyon veriyor. Gözlemci akreditasyon veriyor. Gözlemci ne yapıyor? Bir yerde duruyor ve bakıyor, müdahale edemiyor. Şimdi oy bölgesi gönüllüleri müdahale edebilmeleri için sandık başına siyasi parti müşahiti veya bağımsız aday müşahidi statüsü alıyor. Nasıl organize ediyorsunuz şu an? Siyasi partilerle konuşuyoruz. Diyor ki, yani özellikle küçük siyasi partilere, siz kontenjanlarınızı bize verin, zaten dolduramıyorsunuz. Mesela bu seçimde kimlerden alacağız? Büyükleri söyleyeyim, CHP'den müşahit kart alacağız. HDP'den müşahit kart alacağız. MHP'den belki alacağız, bizim dış mihrak olduğumuza inanmıyoruz. Liberal Demokrat Parti, Vatan Partisi, Demokrat Parti. Tamam. Biz bunlardan müşahit kartları topluyoruz. Ve gönüllü ediyoruz, bakın yasal statü olarak buna ihtiyacımız var. Bir tanesini alın, bize de aynısını aldığınızı söylemeyin. Çünkü ilgilenmiyoruz. Ve siz bununla sandık başında o siyasi partiye müşahit olarak var olun. İlk başta kendimizi tanıtırken, o eğitimlerde bunu söylüyoruz. Kendinizi tanıtırken o siyasi partiye müşahit olarak tanıtın, soru işareti yaratmayın boşuna. Ama tabii ki bir derneğin gönüllüsü olduklarını veya tabii ki oy bölgesinin parçası olduklarını saklamalarına gerek. Sıkıntı şurada doğuyor. Merhaba, ben sadece oy bölgesinin müşahitiyim diye sandık kurulu başkanına gittiği zaman adam da hangi parti diyor, oy bölgesi diye ısrar edersen sorun oluyor. Veya İstanbul kartı deyip gibi bütün müşahit kartlarını açan gönüllülerimiz var. Hangisini istiyorsun falan diyor. Oralarda sıkıntı oluyor. Ama onun dışında yasal statümüz, siyasi parti müşahiti, biz organizasyonun parçalarını da gönüllülerimiz. Lütfen. Siyasi parti müşahit olmak için siyasi parti üyesi olmak gerekiyor. Gerek. Sandık kurulu üyesi olmak için gerekiyor. Yani o 5 kişiden biri olmak için gerekiyor. Müşahit olmak için gerekiyor. Şeyden bahsettim. Seçmenler üzerindeki baskı vesaire. Gönüllüler üzerinde böyle bir şey var mı? Veya bu seçimde potansiyel böyle bir şey hissiniz var mı? Organizasyon üzerinde böyle bir baskıyı şimdi çok fazla hissetmedim. Şuna inanıyoruz. Yani son 2 yılda bu organizasyon hem ekibiyle, hem iletişim ekibiyle, hem de kurduğu bağlantılarla yapmak istediği şeyi o kadar net anlattı ki çok böyle resmi ve net bir şekilde o bölgesinin işleyişiyle ilgili bir zorlukla veya bir muhalefetle karşılaşacağımızı zannetmiyorum. Karşılaşmayacağımızı umuyorum açıkçası. Hiçbir siyasi partinin böyle bir şeyin altından kalkamayacağını umuyorum. Ama
1 Haziran'dan önce bazı gazetelerde işte klasik şeyler başladı. Şahibi organizasyonun iş başında, seçim gününde olay çıkarmak için bir araya geldiler falan. Bunlarla uğraşan çok iyi bir hukuk çalışma grubumuz var. Okan aynı zamanda bunun için hem genel koordinasyon ekibimizde. Çok iyi bir halkla ilişkiler ekibimiz var. Bunlar da nasıl hareket ediyorsun, bizi yönlendiriyorlar. Gönüllü üzerinde baskı aslında bir sistematik olarak medya üzerinden gelebilir. Yani organizasyon gelebilir, karalamaya gelebilir. Kimisi sahada gelebilir. Birkaç tane istisnai durum dışında biz böyle bir şey görmedik çok. Açıkçası seçim gününe kadar da bunu görmeyeceğimizi bekliyorum. Ama çok olağanüstü günlerden geçiyor Türkiye. Çok olağanüstü şeylere uyanıyoruz her gün. Dolayısıyla kesin bir şey söylemek çok zor. Sajak, going back to the gentleman's question, maybe do you think it would be useful to remember the results of the renewed yellow election last year to demonstrate the impact we had, or we might have had, on the elections? Because the difference between the winning party and the second party was how many? Eight. When the local elections in Yalova first happened, there was an 8-vote difference between the ruling party and the winning party and the losing party, right? When the elections were repeated a couple of months after, we sent 550 volunteers to every single ballot box, including an army of lawyers. So people actually, are there people in here who went to Yalova? No, no volunteers. So people took their own cars, got together, 550 people drove to Yalova to observe the elections in there. And in that election, the difference went up to 600, right? Within a month and a half, when the elections were repeated. Now, this may or may not be all due to the vote and beyond impact. But if you look at the feedback that we get from our volunteers, 98% of them say that they had impact on election day and that they want to take part again. I hope they will come when 2% of our volunteers are going to say that they had impact. But right now we're at 98%. We are very realistic about our job, right? So it's the SEC's role, the Supreme Electoral Council's role, to run the elections. It's the political party's role to create the checks and balances. We are right now a temporary solution to the lack of the checks and balances. I mean, just what I was talking about. Instead of complaining that there is no checks and balances on election day, instead of reading the day after the elections that things went wrong, we took action and created a temporary solution. Hopefully, one day there will be no need for it. Sorry, Izzy. İki seçimde de biz bu şekilde yetişemedik sizin eğitimlerinizi almaya. Fakat son dakikada yani sadece öğrenmiştik ki aslında resmi olarak müşahit olmasanız da bir vatandaş olarak gidip oturabiliyorsunuz ve izleyebiliyorsunuz. Bunu mesela hiç bilmiyorduk ve bilmeyen bir tane insan var. Ve inanın bu bile bir fark yaratıyor. Çünkü hani siz gözlemci olarak en arka tarafta siz bir şey fark ettiğinizde öndekileri uyarıyorsunuz ve müşahitler bir şey söylüyorlar. Biz böyle iki oy kurtardık örneğin sandık başındaki kişinin direkt yanlış okuması dolayısıyla ve biz kasıtlı olduğunu düşünüyoruz yanlış okumanın. Çünkü rakip bir siyasi partiye gidiyordu olaylar bu kişinin bulunduğu. Dolayısıyla hani bu bilginin yayılması sizin acaba gönüllülük müessesenizi sekteye mi uğratır? Çünkü insanlar ya nasılsa ben eğitime gitmesem de olur diye düşünürler. O hep benim aklımda bir soru olarak kalmıştı. Bir ikincisi de uluslararası alanda size benzer başka bir ülkede başka bir organizasyon var mı? Kolay sorudan başlayalım. Uluslararası alanda bize benzer organizasyonlar şöyle var. GINDEM diye, G-N-D-E-M, Global Network of Domestic Election Monitors diye bir organizasyon var. 100 küsur tane de üyesi var. Bunlar gözlemcilik yapıyor. Yani monitoring yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Gidiyorlar, seçimde duruyorlar. Belli istatistiksel örneklemlere göre. Ve sonra seçimlerle ilgili raporlar paylaşıyorlar. Veya gün içinde raporlar paylaşıyorlar. Bizimki biraz daha fiziki bir şey. Yani gidip dahil olup yerinde düzeltmek. Çünkü sonradan yazılan raporlar memlekette çok fazla etki yaratmayabiliyor. Dolayısıyla var. Nerelerde var? Doğu Avrupa'da var. İşte Güney Asya'da var. Latin Amerika'da var. Batı Avrupa'da çok fazla yok. Amerika'da, Florida dışında çok fazla ihtiyaç yok. Şeye gelince, vatandaşlara gelince, yani anayasal bir hakkın aslında uygulamaya geçiş oy vermesi. Nedir? Kapalı oy, açık sayım. Dolayısıyla her vatandaşın kendi seçim çevresinde bir süreci gözlemleme hakkı var. Ama şimdi oy vermesini kurmasak, Beşiktaş'ta her okulda 500 tane vatandaş, Şişli'de her okulda 3000 tane vatandaş kendi sandığının başına durmaya çalışacak. Bizim yaptığımız şey, ve eğitimlerde söylüyoruz bu vatandaşlar gibi,
bunu organize bir şekilde yapmak. Yerel sorunlara vatandaşlar kendileri gözlemleyerek çözüm bulabilir. Ama ülke çapında veya seçim bölgeleri arasındaki dinamikleri ancak böyle bir organizasyonla masaya yatırıp çözüm üretebilirsiniz. Baraj gibi bir şey mesela. Mutlaka bu boyuttaki bir organizasyon ve bu boyuttaki bir altyapıyı gerektiriyor. O yüzden de örgütle devam ediyoruz. Tabii ki her vatandaş kendi gidip gözlemleyebilir. Bir de tabii işin pratik tarafı var. Şimdi sandık kurulu başkanı birazcık o sandık büyüğünün patronu ve sistem onu şu yetkiyi veriyor. Seçim işlemlerinin doğru düzgün uyuyabilmesi için gerekli önlemleri alabilirsin diyor. Şimdi kurulu üyeleri dokunamıyor. Müşahitler hadi kartları var. Siz vatandaş olarak üçüncü önceliklisiniz. Bir yerin alandan uzaklaştıracaksa vatandaş uzaklaştırır. O yüzden de biraz müşahitlik statüsü gün içinde yaratacağınız etki etkilebilir. Uluslararası kuruluşlarla ilgili olarak geçtiğimiz cumartesi günü yaptığımız konferansta bir şey daha öğrendik. Bosun Hersek eski yüksek seçim kurulu başkanı. Bosun Hersek de bizim gibi kuruluşları, temsilcileri birer temsilciler soruyorlar ve yüksek seçim kurulunun toplantısını izleyebiliyorlar. Yani katılıyorlar toplantıya ama izleyici olarak orada bulamıyorlar. Bu bile bayağı ciddi bir mesela bizde henüz o yok. İngiltere'de mesela Bite the Ballot diye bir kuruluş var. Bite the Ballot sadece seçim gününü organize etmiyor. Yani seçim gününe hiç gibi organizasyon yapmıyor. Vatandaşın, daha çok vatandaşın oy vermesini de teşvik edici faaliyetleri var. Bizde zaten oran %89-90'lar olduğu için çok bir sıkıntı görmüyor gibiyiz ama İngiltere'de olan %65'ler okulları liseleri tekrar tekrar ziyaret oy verip vermezseniz böyle sonuçlar olacaktır, katılmasınız olacaktır. Organizasyonları. Bu arada bu nokta değil mi? Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'ndan kartı istedik. Yani bakın biz böyle böyle bir sistem uyguluyoruz. Hafif de esnetiyoruz. Siz bize kart verin. Kanunlar uymadığı için onda itina edin. Belki yarın gün böyle bir sistem verebilir. Onların dağılımı konusunda herhangi bir monitör etme şansınız olabiliyor mu? Şimdi yurt dışındaki oy kullanma süreçleri farklı. Türkiye'de o sandıkta oylar kullanılıyor, işte orada sayılıyor. Hangi partiye kaç oy tutanak koyuluyor ve iş bitiyor. Yurt dışındaki oylar şöyle çalışıyor. Sandıkta oy kullanılıyor. O sandıkta kaç tane oy kullanıldığı sadece tutanak yazılıyor. Sonra bütün onların hepsi Ankara'da merkeze geliyor ve orada partiler arasında dağıtılıyor. Bizim arkadaşlarımız Ankara'daki sayım merkezinde vardı. Ama T3'ten farklı bir sistemde farklı tutanak olacak. T3'e girmiyor. Mesela bizim gözlemlemişimiz aslında rakamsal olarak baktığın zaman 54 milyon civarı yerel oy, 2.8 milyon da dışarıda oy var. Dolayısıyla çok büyük bir şey değil. Ama evet son seçimde Urfa'daki son milletvekili yurt dışından gelen oylar belirledi. HDP ile MHP'nin 80-80 olmasını yurt dışından gelen oylar sağladı. Bu arada bu sene çok düşük olacak gibi duruyor yurt dışının katılım oranı. Fransa'da neredeyse? Evet. Yani %10'un altında şu anda birinci haftası bitti. O niye? Efendim? Niye? Bilmiyorum. Yani mesela bazı ülkelerde konsoloslar, daha doğrusu her yerde konsoloslar gibi. Yani Almanya'da mesela birkaç tane merkez var. Şimdi insanların bilmem kaç kilometre gidip oy kullanması gerekiyor. Amerika'da böyle şey değiştirmek bazen batıdan doğuya gitmek, yer değiştirmek falan gerekiyor. Herkes onu yapmıyor. Çünkü daha yeni yaptılar. Yani birkaç ay önce insanlar o şeye girdi ve tamam gidiyoruz dedi. Otobüse de gidelim, ben ne yaptık, kullandık. Bir daha yapmıyorlar yani. Ve Ezi, sen bir şey soracaksın. Şimdi I was going to say, people wrote articles about it, I guess that's part of that hysteria, but this time that doesn't seem to be the big issue. It's people are much more worried about curfews, about getting to the ballot box, things which are slightly out of your control. And there was a sort of novelty factor. I haven't read as much in the press, for instance. Are you confident that you're going to beat last time's numbers, or you know, do you think that you're going to see the same, meet the same levels? And the other thing I wanted to ask, which I guess is a sort of related question, is you showed the map, and I can't remember how many reaches you have presence in, but what's the penetration like in outside of big urban centres, like in the southeast, for instance? How many people do those green areas actually represent, and how do you
get more people to stand watch at summits that are very much sort of outside of where you guys are giving talks like this? How do you communicate with them? Two chips to our fingers. Let me answer that in English. June 7th, it was the concern that was driving people, right? The concern that something was going to go wrong. Now, for November 1st, it's the experience that they saw that they had impact. A lot of our volunteers saw that because they were there, because of their presence, they can check, they can keep things from happening. So now, the concern left its place for trust and for sort of their confidence in their value. I think that's why, so the first day that we opened the registration process, we had something like 15,000 people sign up, right? Before it wasn't like that. It was always like a couple hundred people would sign up and the numbers would go up like that. Now on the first day we had thousands of people sign up because they lived this, they knew, they had the experience, they wanted to be part of this. So as far as the numbers are concerned, I'm more or less comfortable that we're at least going to hit the same numbers. But in this election, the quality of our work is going to be more important than the extent of our reach. By that I mean it's going to be a tougher election day. We're going to need more support from the lawyers. We're going to need volunteers who are better trained and who can stand their ground better. So I'm not, this time, sort of the head of the organization, I'm not concerned about the numbers themselves. I'm concerned about the quality. Nicelik değil, nicelik is our priority, right? Now, in these districts, and I'm not tall enough to point it out. So these are the cities that are marked. In most of the Anatolian provinces, we're only focused on the city center. We have, in Diyarbakir, for example, in the last election, we had, I think, some 850 volunteers. 850. Yeterli. Merkezi yapmak için. Her sandalyeyi koymasan da, her okulda bir kişi, iki kişi, üç kişi olduğu zaman en azından bir hissiyatın oluyor bu bölgede. Nasıl buluyoruz bu sandalyeyi? Bu toplantıyı sizinle ben yaptığım gibi, bizim onlarca bölge sorumlularımız, orada önceki seçimde görev almış ve konuya hakim insanlarımız teker teker insanlarla konuşuyor, söyleşiyor, sosyal medyadan duyan geliyor. Bir kişi diyor ki ya bir diğer bölgede bilmem kim vardı, o bu işi yapar diyor. Viral network üzerinden geliyor ve geliyor. Oy ötesi sosyal medya üzerinden gönüllü bulmuyor aslında. Oy ötesi sosyal medya üzerinden insanların kulağına su kaçırıyor. Sonra toplantılarımıza gelen insanlar üzerinden ve tanıdıklar üzerinden o dönmeye başlayan kartopuna insanlar yapışmaya başlıyor. Sanılan aksi sosyal medya biraz tehlikeli bir şey aslında. Çünkü sosyal medya paylaşımlarını retweetlediği zaman insanlar veya işte beğendikleri zaman biraz görevlerinin bittiğini de hissedebiliyorlar. İşte ben desteğimi verdim oraya böyle size bak. Şeyi paylaştım. O yüzden biz hep şunu vurguluyoruz. Evet, sosyal medya çok önemli bazı mesajları aktarmak değerler için. Ama esas organizasyonun insan katan ve sustainable bir şekilde yere gelmesini sağlayan eski usul, göz göze, diz dize, şu sorulara cevap vereceksin samimiyette yapılan toplantılar. Benim organizasyon tecrübemin uç noktası Abbas Ağa'da yaptığımız toplantıydı. O resmi o yüzden sordum. 3,5 saat boyunca Abbas Ağa Parkı'nda, o forumda, yüzlerce kişi vardı, kaç kişi anlatamıyorum. Güzel tarafı serbest mikrofon. Ben hiçbir şey anlatmadım. 3,5 saat boyunca sadece soru cevap. Bunun güzel bir şu, öyle bir organizasyon bir araya getirilmiş ki, öyle bir insanları bir araya getirilmişiz ki 3,5 saat boyunca gelebilecek her soruya cevap verebiliyoruz. Ben iş dünyasından geliyorum, şirket satışlarında falan çalıştım. Hiçbir zaman kendimi soru cevaplarken bu kadar rahat hissetmedim yani. Her zaman böyle ufak tefek bazı şeyleri saklaman gerekiyordu veya bir ajandan vardı. Burası öyle değil. 3,5 saat boyunca o soruda cevap verebiliyorsun. Bu samimiyeti hissettiği anda insanlar geliyorlar. Çünkü insanlar o samimiyete ve o temizliğe, o yalınlığa aç durumdalar şu anda. Hayır, hayır. Lütfen. Yurt dışı oylarında çifte oy kullanılma ihtimali var mı? Ben bu hafta rastladım da akın akın oy vermeye gelenler var. Bir konuşmaya şahit oldum. Hatta önümüzü kesip işte bir evvel pasaport kontrolünden geçmeye çalışıyorlar. biz maaşla geldik. Bir an evvel döneceğiz, oyumuzu verip döneceğiz diye. Ondan sonra şey aklıma geldi, neden konsoloslukta veya tanımlı yerde veriliyorlar. Ondan sonra da kapandı şu şüphe uyandı. Yani burada gelip sadece nüfus kağıdıyla oy veriyorlar. Bir de dediğiniz gibi
konsolosluktan Ankara'ya gidiyorsa eğer bunlar kontrol edilme imkanı var mı? Tabii. Yani bunların hepsi merkezi bir sistemle kontrol ediliyor. Artı seçmen listeleri ve seçmen sistemi bütün siyasi partilere açık. YSK'ya bununla ilgili çok fazla soru geliyor ve bence biraz haksız yükleniyorlar. Bütün siyasi partilerin, hele seçime katılan bütün siyasi partilerin, bütün seçmen veri tabanlarına çok güncel ulaşımları var. Bunları çok rahat kontrol ediyorlar. Bir kişi eğer mükerrer bir listede yer alıyorsa, yani hem havaalanında hem ikramlarda yer alıyorsa, onun kontrolü nispeten kolay bir şey. Yurt dışında mükerrer, yani bizim çalışmamız olmadığı için bir şey söylemem olmaz. Ama genel bir tecrübeyle sabit, başında bu bahsettiğim denge mekanizması olmazsa, sandık başında her şey olur. Yani Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın kendi laflarıyla siyasi partiler seçim gününü yönetiyorlar. Dolayısıyla eğer bir denge mekanizması yoksa orada, birileri kendi oyunu savunmuyorsa ve tek bir partiye emanet edilmişse o sandık başında her şey olur. Yükerler oy kullanılır, A partisinde yazılan oy, B partisinde de yazılır, her şey olur. Lütfen. Orgetim hocam bir grup var. Haberdar mısınız? Beraber çalışıyorsunuz. Onlar sizin aktif aktörü alıyor mu? Tanıyoruz, arkadaşlarımız ayrı bir organizasyon, çok iyi niyetle uğraşıyorlar, çok zor bir iş yapmaya çalışıyorlar. Yani yurt dışında bu işin denetlenmesi çok daha zor Türkiye'ye göre. Çünkü haftalarca devam edebiliyor bazı yerlerde. Benzer motivasyonlarla, benzer bir şey yapmaya çalışıyor. Elimizden geldiği kadar destek oluyoruz. Yani oy ötesinde kalan yurt dışında görev almak için gelen herkesi onlara yönlendiriyoruz. Mümkün olduğu kadar konuşmaya çalışıyoruz. Ama dediğim gibi iletişimde çok, çok zor yani. Medyacıyım ve sosyal medyacıyım. O açıdan sosyal medyayla ilgili bir şey sormak istiyorum. Evet. Son iki hafta için bombardıman planınız var mı? Çünkü çok önemli de siyasi kararlarda. Sosyal medyanın siyasete yansıyan bölümü benim meslek alanım. O yüzden bu soruyu çok önemsiyorum. Birçok insan da öyle düşünüyorum. Son iki haftada biraz daha gönüllüleri, özellikle son seçimlerde görev alan gönüllüleri arada kalanları da bizim tarafa çekecek birkaç tane bir şeyimiz var. Geçen sefer Cem Yılmaz'ı paylaşmıştık mesela. Kariyer önerisi olarak oy verisini önermiştik. İnşallah bu sefer hep ben mi söyleyeceğim diye bir şey çektirmeye çalışıyoruz mesela. Bir şeyler gelecek. Bu dengeyi iyi kurmaya çalışıyoruz. Oy verisi gönülleri Türkiye'nin her yerinden. Dolayısıyla biz burada nispeten rahat yaşarken çok daha az rahat yaşayan insanlar var. Bu ister istemez bizim kurumuzu da etkiliyor. Öncesine baktığınız zaman böyle biraz daha coşkulu ve bu işi birazcık da hafif alıyor. Hafif doğru kelime değil ama biraz daha içine eğlenceli tarafını, keyifli tarafını vurguluyorduk. Şimdi hassasiyetler yüzünden biraz tonumuzu değiştirmek durumunda kalıyoruz. Haklılar çünkü. Yoğun bir medya planı var ve bu zaten aylardır var. Yani aylardır hangi noktada ne paylaşılacağı çok iyi belli. Çok iyi bir iletişim ekibimiz var. Keşke burada olsalar da onlar anlatsın. Yani ben de fena bir kullanıcısı değilim ama içerikleri ve hedefleri beraber konuşarak karar veriyoruz. Aman aman öyle büyük bir bomba değil. Çünkü bu sefer gerçekten 150 bin tane iyi eğitim almamış insandansa 75 bin tane çok iyi eğitim almış ve sandık gününde ayaklarını yere sağlam basacak insana ihtiyacımız var. Peki oy kullanımını arttırmakla ilgili bir hedefi var tabii mı oy veritesinin? Aslında özellikle o bölümde bir planlama var mı? Çünkü oy veritesinde fiili olarak sandığa gidip çalışmayan ama buna yürek veren insanlar var. Şimdi biz bu salondakilerin dışındakileri de harekete geçirmekle yükümlüyüz diye düşünüyorum, tabii, yanlış mı? Tabii, aktif görüntü. Onun yolu zaten sosyal medyadan geçiyor, tabii, belki bir bilgisayar alanı olduğu için söyleyeceğim. Ve o alan için eğer bu iki hafta çok değerliyse, böyle bir bombardıman planı, bugün medyada çeşitli yansımaları var, Ayşe Arman yazdı sizi vesaire, yine yazacak salı vesaire, yine bir medya çalışması olduğunu zaten takip ediyoruz ama o harekete geçmek isteyen kitleyi itecek bir planı ne zaman, nerede öğrenebiliriz ve o plana nasıl dahil olabiliriz? Şimdi iletişim ekibimizin planı, şu noktada itibaren dahil olmanız biraz zor. Biraz yaşayıp göreceksiniz diyeceğim ama bir sonraki seçimde artık birkaç seferde bunu yaptıkları için iyi biliyorlar ne zaman yüklenecekleri, ne zaman geri çekeceklerini, hangi mesajları vurgulayacaklarını iyi biliyorlar. Ama katkıda bulunmak isterseniz aktif gönüllülük prensibinde artık seçimden sonra biz, yani kapımız herkese açık. Bir göz, bir dernek odamız var. Oraya bekleriz. Orada artık arkadaşlarla konuşuruz. Yani benim bununla ilgili bir şey söylemem şimdi doğru değil. Gerçekten şeyi bilmiyorum. Evet, Yiğit. Sercan, en son seçimlerden sonra daha bir dahaki ön seçim, tekrar erken seçim olduğunu bilmeden önce sen artık biz görevimizi yaptık, işte önümüzde seçimler de yok. bir hava yaratmıştın. Şimdi işler yolunda gidersin. Sonraki bu seçimlerden sonra da belki öyle bir durum olacak tekrar. Ama
ortada bir gönüllü potansiyeli var. Bu insanlar iyi bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Türkiye'yi daha iyi bir yere götürmeye çalışıyorlar. O konuda herhangi bir şekillenmiş potansiyel planlar var mı? Bu gönüllü oluşumunu farklı yerlere kanalize etmek adına ya da yani bir sonraki seçim beklemeden önce? Her seçimden önce insanlara diyorum ki sözcü olarak, eğer bir kere müşahitlik yapacaksanız bu seçimde yapın. Her seçimde haksız çıkıyorum. Kasım için eğer bir kere müşahitlik yapacaksanız ne olur bir Kasım'da yapın. Yani evet, hakikaten içimizden şu geçiyor. Biz yaptık da bence yani 7 Haziran hakikaten görevimizi yaptık. Benim jenerasyonumda ilk defa seçimden sonra böyle iyiyle burada çok fazla konuşulmadı. Yani çuvalların uçtuğu, oyların yandığı falan filan değil de bu iş nereye bağlanacak, nasıl koalisyon olacak falan konuşuldu. Orada bence rolümüz hakikaten çok fazla aynı şeyin ilgisini tekrarlanacak diye umuyorum. Organizasyona gelince, şimdi bu organizasyon insanların çağrıyı şöyle bir mesajla yaptı. Siyasi görüşlerinizi bir kenara koyun, biz burada bir süreci doğrultmak adına varız. Bu çağrıdan organizasyon olarak dönmesi etik olarak da, stratejik olarak da doğru değil. Oy ve ötesi, seçmen tercihli insanda doğru yansıması ile ilgili bir yapı olarak kalmalı. Bütün siyasi görüşler eşit mesafede, insanların o siyasi görüşlerden bağımsız birbirini bulunduğu ve birlikte bir şey yapabildiği bir yapı olarak kalmalı mutlaka. Ama dedim ya ilk başta, kurarken hedefimiz sürdürülebilir bir yapı kurmaktı ve insanların birbirinin telefon defterine girmesini sağlamaktı ve tecrübe edilmesini sağlamaktı. On binlerce insan mutfaktan geçti ve birbirini tanıdı. Bu kişiler birçok alanda fark yaratabileceğini gördü. O farkı kimlerle nasıl bir yapıda, hangi adımlardan geçerek ve hangi taşları birbirine uyar hale getirerek yapabileceğini yaşadı. Bunu alıp bambaşka yerlere götürecek ama yönetimden, ama sandık seviyesinden, ama okul seviyesinden ben bir sürü insanın çıkacağını eminim. Yani burası mezunları olan çok iyi bir okul oldu. Hepimiz için, benim için de. Ne alakam var diyeyim sandım. Bana ne arkadaş yani ben, niye ben yapayım? Niye bana ihtiyaç var derken. Bu kadar normalde garanti zannettiğimiz bir süreçte bile fark yaratacak bir alan gördük. Daha bambaşka alanlarda insanın gözlerinin açık olduğu, o radarların artık çok kolay radarlarından çıkamayacak alanlar var ki, ben buradaki tecrübeyle oy ötesinin görüntüsü olan bir sürü insanın farklı yapılarda, ama sivil toplum, ama siyaset, ama iş dünyası, farklı sorumluluk alacaklarına eminim. Ama organizasyon olarak burası ilk çaresine sadık kalmak zorunda. Oy ötesinin başka bir şey olması, onun mirasını ihanet ediyor. Lütfen. Ya tam bu konuyla ilgili ben bir aynı şeyi düşünüyorum. Oy ötesi sonradan ne yapacağım? Sorusu var. Hani, ötesi nedir? Neden biz var? Şimdi tıp aktif görev alırken kafamda zaten bir şablon vardı ve ben açıkçası daha önce de sandıkların oy ötesinden önce de işte öğrencilik yazılarından beri işte anne babam farklı partiler hangisi sert olan partileri sandık müşahitliği yapmışımdır ya da işte sandık sorumluluğu yapmışımdır. O yüzden yabancı okulunu bilmiyorum için. Buradaki en güzel şey sadece tespit yapmak istiyorum. Bizim alışılagelmiş Türkiye'deki doğrudan demokrasiye katılımımızla ilgili bir eksiklik var. Yani siz bence bunu tamamladınız ekip olarak. Bir nevi her ne kadar manifestonunda seminerler vesaire yapmak gibi bir eğitimsel fonksiyon da üstlenebilir misiniz ya da böyle bir şekilde
planımızda var protesti parti için. Bir Kasım'dan sonra buraya emek veren herkes bir araya gelecek, bir sonraki adım planlayacak. Dediğim gibi 110 bin kişi, iki tane tam zamanlı çalışanı var o bölgesinin. Nasıl bir yapıda devam edeceği, neleri önceliklendirerek devam edeceği biraz ihtiyaç bazlı karar verecek. Biraz insanları ne yer mutlu ediyor, nereleri ucundan tutmak istiyor, ona göre karar verecek. Neden olmasın? Bu ve bunun gibi birçok alanda insanların eksik gördüğü yerler var. Oraya doğru mutlaka buradaki bilgiye, buradaki bilgime aktarılacak. Teşekkür ederim. Tahmin ediyorum yarın sabah gidiyor musunuz? Dün Elazığ'ydı galiba. Dün Adana'daydım. Cumartesi Mersin'e gidiyorum. Yani biraz da hakikaten yorulmanı istemiyorum ben. Yok canım. Böyle çözünürüz. Devam. Devam edelim mi? Yok yok. Yani şöyle kapatabiliriz. Ben çok teşekkür ederim sabırla dinlediğiniz için herkese. Buradayım, buradayız. Yetişeyim. Yani böyle çok hani sormazsam bu gece uyuyamayacağım diyen varsa soruyor. Ama hakikaten Thank you.